Herkese merhabalar. Dijital Dünya canlı yayın programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Konuğumuzu bekliyoruz bir yandan. Bu haftaki konuğumuz Robert Koleji'nde CTO'luğunu yapan Sayın Tanol Türkoğlu. Çok yönlü kişiliğiyle biliniyor. Yönetici, eğitimci ve aynı zamanda yazar. Bakalım. Tanol Bey de geldi. Biraz geç doluyor. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Sağ ol Okan, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Sizleri pek tanıtamadım. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Tanol Türkoğlu kimdir? Dijital dünya ile ilişkisi nedir? Öncelikle bunları öğrenmek isteriz. Tabii ben ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olduktan sonra finans sektöründe çalışmaya başladım, teknoloji alanında. İşte uzun yıllar çeşitli bankalarda teknoloji ekiplerinde üst düzey yöneticilik yaptım. O sırada bu alandaki deneyimlerimi herkesle paylaşmak üzere bir yandan da düzenli olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin o zaman bilim teknoloji eki vardı, orada yazmaya başladım. İşte o daha sonra 2016'dan itibaren müstakil bir dergi oldu. O vesileyle çeşitli konferanslar da verdik. Yapay zeka konusunda, dijital kültür konusunda. Bunun yanı sıra özel üniversitelerde dijital kültür, bilgi toplumu, dijital pazarlama, e-ticaret konularında zaman zaman dersler de verdim. Böyle bir şeyim var, profilim var. Yani misyonum da özellikle bu son 20-30 senedir gelişmekte olan dijital teknolojiler vesilesiyle ortaya çıkan toplumda bir dijital uçurum var. Yani bu Evet. dijital okur yazarlığı iyi olanlarla olmayanlar arasında o dijital uçurumu kapatmak üzere böyle sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. İşte yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum, konferans veriyorum vesaire. Yani düşündüğüm kadarıyla belki de bilgisayar mühendisi ne ki? Hani bilgisayar ne ki? Bilgisayar mühendisi ne ki? Denilen zamanlarda mezun oldunuz. İlk iş deneyiminiz nasıl oldu ya da insanlara nasıl anlatabildiniz bunu? Yani ben de mekatronik mühendisliğini kalkıp anlatmaya kalktığımda işte şu an popüler olmaya başladı fakat daha öncesinde işte 2 yıllık bir yer tutmuyor muydu? Öğretmenlik tutmuyor muydu gibi yaklaşımlarla bile karşılaşabiliyorsunuz ilk defa duyan insanlarda. Evet. Sizin döneminizde bu nasıl oldu? Bunu merak ediyorum açıkçası. Vallahi şöyle ilginç bir anım var. Ben Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Evet. Mezun olduktan sonra işte o yaz üniversiteye başlayacağız. İşte diplomamızı almaya gittik yaz aylarında, böyle Ağustos falan. O sırada da tabii Anadolu'dan çok yatılı öğrenci alıyorduk Kabataş Erkek Lisesi o zamanlar. İşte müdür muavinin odasına gittim ona Allah'a ısmarladık demeye falan. O da çağırdı beni, böyle yanında bir tane veli var. Veli de işte çocuğunu getirmiş, belli ki kayıt ettirmiş falan. Aa, gel Tanol bak dedi işte. Bu da dedi işte bizim dedi okulumuzdan bak dedi işte bilmem kim bey bu ay bu sene mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini kazandı. Okulumuzu dereceyle bitirdi falan diye. Baba oğluna dönüp şey dedi. Bak oğlum, gördün mü? Abin atom mühendisi olacakmış. O zamanlar tabii bilgisayar deyince kimse pek bir şey bilmiyordu. Yani hatırlıyorum, bazı başka bölümdeki arkadaşlar şey diyordu, yani böyle işte sizin yüzünüzden insanlar işsiz kalacak.
Bilgisayarlar insanların işini elinden alacak falan diye. Şimdi bunlar 1980'li yıllarda söyleniyor, 84-85. İşte aradan diyelim ki kaç sene geçmiş? 30-35 sene geçmiş. İş gücü azalmadı, tam tersine arttı. Evet. Peki merak ettiğim sorulardan bir tanesi şimdi Kabataş Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezunsunuz. Şu anda hani çok da çekişme olur Kabataş Erkek Lisesi ve Robert Koleji arasında. Yıllar sonra Robert Koleji'nde çalışmaya başlıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Valla benim kızım da Robert Kolej'den mezun oldu 2010 yılında. Ben şimdi soranlara şey diyorum, ya kız için ödediğim paraları tahsil etmeye geldim buraya falan diye. Çok iyi. Ama tabii Kabataş'a her zaman gönül bağımız var. Sağ olsun orada çok vizyoner bir müdür bey var. Ayrıca Mezunlar Derneği Başkanı çok değerli, pırıl pırıl bir kardeşimiz. Onlar ne zaman çağırsa ben her zaman yani emirlerine amade giderim. Konuşmaysa konuşma, bir şeye ihtiyaçları olduğunda. O ayrı bir yer tabii yani. Bizim bir tane okul aile birliği başkanımız vardı. O yıllarda şey derdi bize. Her insanın bir sürü mezun olduğu üniversite olur ama bir tane lisesi olur diye. Mezun olduğun lise ayrı bir yerdir yani. Evet, çok haklısınız bu konuda da. Peki, dijital dünyayı biraz dönelim. Evet. Pandemiyle çok da fazla insanların kafasını kurcalamaya başladı. Ne de bu dijital dünya? Hayatımız Evet. nasıl olacak? Hatta pandemi sırasında bile, bir gün sonrasını bile düşünemez seviyeye geldik. Sürekli bir gelecek korkusu, kaygısı, bunları yaşıyoruz. Biraz da sizin gözünüzden dinlemek gerekirse, pandemi hayatımızı nasıl etkiledi ve bunun akabinde dijital çağ nasıl şekillenecek, dijital dönüşümü nasıl yaşıyoruz? Bunları sizden dinlemek isteriz. Ya tabii pandemi çok dramatik, paradigmasal bir değişim empoze ediyor. Bireye de, topluma da, bütün dünyada. Hani benim böyle özetleyebileceğim, tek cümlede özetleyebileceğim şey, pandemi bütün dünyaya şu mesajı verdi. Evden yapabiliyorsan dışarı çıkma. Şimdi neyi evden yapabiliyorsan dışarı çıkma, bunun altını doldurabiliriz. Çalışmak, Evet. eğitim, sosyalleşmek, alışveriş yapmak, tatile gitmek. Yani insanın sokağa çıktığında, dışarı çıktığında yapabildiği her şeyi şu an pandemi diyor ki bir yolunu bul, bunu evden çıkmadan yap. Ve insanlar hani bir sene önce bu konuşmayı yapsaydık, deseydik ki ya böyle bir şey olsa, bir salgın olsa, bir şey olsa, Allah korusun, hani evde kalsak ne yaparız? Hepimiz ölürüz ya, evde duramayız derdik. Gördük ki yapabiliyoruz. Ama şu da var tabii ki hani her şey güllük gülistanlık değil. Yapabiliyoruz ama hani Mart'tan bugüne kadar da ilk fırsatta eskiye dönmek üzere de hani fırsat kolluyoruz. Evet. Yani işte sokaklara çıkılabilir dendi, herkes kendini dışarı attı. Yarın dense ki yani tamam bitti virüs, aslında hani şeymiş, o kadar da dert değilmiş. Bak şöyle çok basit bir aşı bulundu, bir şey oldu. Herkes 3 ay sonra eski haline geri döner ama öyle olmayacak gibi görünüyor. Bu bir tür sanayi toplumuyla birlikte gelen yeni toplum modelinin globalleşmeyle aslında bir tür sınavı. Yani şöyle düşün, şehirde bir insan niye yaşıyor? Pandemi bize bunu öğretti. Yani sen Evet. belki de şehirde yaşarken yapabildiğin eylemlerin hemen hemen tamamını sosyo-kültürel olarak şehirde olmadan da yapabilir hale gelmişsen, gelebiliyorsan, o zaman git Hatta şehirde belki yaşama, başka bir yerde yaşa. daha da iyi bir şekilde yapabiliyorsan. Yani Evet, daha doğal yaşa. evet, daha doğal yaşıyor, daha verimli oluyor. Bir toplantı için bir yerden bir yere gitmek zorunda değil Evet. eskisi gibi. Sürekli Evet. online olarak. Yani biz de çok yaşıyoruz. Bir toplantıyı bırakıyoruz. Peşine başka bir toplantıya Evet. gidiyoruz. Biri dünyanın bir tarafından, biri dünyanın başka bir tarafından olabiliyor. Yani burada şimdi şöyle bir şey var Doğukan. Yani bunun daha felsefesi yapılmadı. Yani böyle yaşamanın altyapısı, stratejik altyapısı ya da felsefi altyapısı nasıl olur? Şu an hiçbir sektörde yaşamadık. Yani iş dünyasında, eğitimde,
alışverişte, ne bileyim tatilde, Evet. bunları daha öğreniyoruz. Ve burada mesela inanılmaz aslında bu bir icat çıkarmak için bir fırsat. Yani sen öyle bir şey yap ki mesela alışveriş süper hale gelsin, çok daha iyi olsun. Şu an aslında alışveriş, fiziksel alışverişin biraz daha böyle işte ne derler, modifiye edilmiş hali. Hani Doğan görünümlü Şahin hali. Evet. Ama daha o felsefeye geçebilmiş değil. Bunları yapabilen, bu tür fırsatlar çıkarabilen teknolojik çözümler ya da sosyokültürel çözümler bireyleri ya da toplumları diğerlerinden öne çıkaracak. O açıdan gençler için büyük bir fırsat var yani, oturup böyle icat çıkarma zamanı. Evet, tam da böyle kırılım noktalarında bir şeyler Evet. çıkar Evet. ve o da alıp başını götürür. Peki kırılım noktası derken yani Endüstri 4.0 mı işte Endüstri 4.0'ın bir kırılım Evet. noktası mı pandemi sizce? Yoksa bir sanayi devrimi mi yaşıyoruz? Daha doğrusu siz bu kelimeyi kullanmayı Evet. yani bu betimlemeyi kullanmayı da pek sevmiyorsunuz. Farklı bir yaklaşımınız var. Sizce yani bu kırılma noktası neyin kırılma noktası? Dijital dönüşümün mü? Evet. Endüstri 4.0'ın mı? Evet. Yoksa sanayi devrimi dediğimiz şey gerçekleşiyor, onun bir kırılma noktası. Şimdi aslında teknoloji olmayan stratejik açıdan belki şunu tespit etmemizde fayda var. Dünyada şu an üç temel birbiriyle yarışan strateji var. Bir tanesi dijital dönüşüm. Evet. Buradaki amaç işte bilginin, malın, iş gücünün vesairenin dijitalleştirilmesi. Daha ziyade de iş gücünün, süreçlerin dönüştürülmesi. Bunun liderliğini Amerika yapıyor. Neden? Çünkü yazılımı, donanımı vesairesini en çok dünyaya şu an ihraç eden, o anlamda know-how'ı, bilgiyi, danışmanlığı Amerika. Şimdi bunun Evet. yanında iki tane daha strateji var. Bir tanesi Endüstri 4. Bu daha Avrupa merkezli, Almanya merkezli. Buradaki temel motivasyon yapay zeka, yazılım, donanım formatında yapay zeka kullanarak aslında iş gücünü dönüştürmek. Mavi yakalıdan başlamak şekilde bir iş gücü mantığı var, ama işte bu Evet. karanlık fabrikalar vesaireler, şunlar bunlar. Burada bütünüyle motivasyon, iş gücünü insandan makineye dönüştürmek. Bir de Uzak Doğu'da bir strateji var. Ona da toplum 5, Japonlar toplum 5 diyorlar. Onlar ise diyorlar ki yani toplumu akıllı bir toplum haline gelelim. Burada her bir stratejinin altında yatan o bölgenin temel şeyleri var, motivasyon kaynakları var. Mesela Avrupa'da yaş ortalaması çok yüksek. Evet. Avrupa bunun için iş gücünü başka ülkelerden ikame ediyor. İşte Avrupa Birliği'ni genişletti. Çevresindeki Doğu Avrupa ülkelerinden genç insanları Batı Avrupa ülkelerine getirerek orada iş gücü yarattı. Ama şimdi görüyor ki bu göçler toplumsal yapısını bozuyor Avrupa'nın. Onun için hani ben diyor makineden istifade edeyim. Artık gideyim Uzak Doğu'da, Türkiye'de, orada burada fabrika açmak yerine kendi ülkemde fabrikayı açayım ama daha ucuz olsun. Bunu nasıl yapabilirim? Makineyle yapabilirsem. Japonya'da ise şöyle bir farklı yaklaşım var. Orada da nüfus ortalaması yüksek. Fakat onlar diyorlar ki ya insanları ben teknoloji kullanmayı öğretmek için çabalamayayım. Teknolojiyi onların ayağına getireyim. Mesela bir tane robot yapayım. Avrupa'da robot yapmanın motivasyonu onu fabrikada işçi olarak çalıştırmaksa, Japonya'da bunun motivasyonu yaşlı amcaya, yaşlı teyzeye evinde gitsin mesela, ona hemşirelik yapsın. Evet. Robotu ben onun için yapayım diyor. Teknoloji öğretmekle çabalamayayım insanları diyor. Şimdi bu stratejiler içinde Endüstri 4 aslında, yani biz Endüstri 4 lafını duyana kadar sen hiç duydun mu? Endüstri 3 diye bir şey var mıydı? 2 var mıydı? 1 var mıydı? Bir Evet, tane çok endüstri doğru. devrimi vardı. Evet. Şimdi bir Endüstri 4 icadı çıkarmak için geriye dönük böyle bir tarih yazıldı. 1, 2, 3 varmış da meğerse bir de. Evet. Buradaki Endüstri 4'teki temel motivasyon, işte Matrix filmini hatırlayalım. O makinalar. Burada tabii makinaların insan seviyesinde bir bilişsel kapasiteye sahip olması değil, insanın emirlerini yerine getiren robotlar, robotumsular olması şeklinde bir motivasyon var ve bu paradigma aslında bütün dijital dönüşümü, bütün dijital dünyayı, bütün dijital kültürü kendi içine bir kara delik gibi çekmek istiyor. Ben de diyorum ki aslında bu yaşanan dijital dönüşüm ya da dijitalleşme
müstakil bir devrim, bir sanayi devrimi değil, sanayi toplumunun dördüncü devrimi ya da dördüncü evresi değil. Yepyeni bir toplum modeli kuruluyor. Bu toplum modelinde mesela mülkiyet, sanayi devriminde, sanayi toplumunda olduğu gibi çok önemli değil. Mesela bir örnek vereyim sana. İşte bir araba sahibi olmak yerine arabayı saatlik kiralamak gibi bir kavramı düşün. Evet. Bir ev sahibi olmak yerine ihtiyaç duyduğun sürede gidip kalabileceğin, konaklayabileceğin mekanlar düşün. Yani bir Hatta mala bunu niye sahip olmak istiyorsun? evet, hatta bunu büyük şirketler yapay zekaya sahip ürünlerimiz o kadar çok pahalı olacak ki bunu satın alacak bir güce sahip olamayacaksınız, ancak kiralayabileceksiniz diye dillendirmeye başladı. İşte yapay zekaya sahip tırları kiralayacaksınız. Sizin lojistik ihtiyacınızı tamamıyla karşılayacak. Karşıladıktan sonra o bizim olmaya devam edecek. Hiçbir zaman satın almayacaksınız düşüncelerini çokça ifade etmeye başladılar. Dediğiniz gibi mülkiyet kavramının böyle yavaş yavaş daha da mülk edinme kavramının yavaş yavaş azaldığını hatta azalacağını belirtilerini artık hissetmeye de başladık. Evet. Araç kiralamalarda keza Tabii, görelim. tabii. Peki şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi Avrupa dediniz. Finlandiya'da bir deney yapıldı. Dediler ki işte biz vatandaşlık maaşı bağlayalım insanlara ve insanlar artık işte belli bir maaşla geçinsin. Kendilerini, hayatlarını idame edecek bir seviyede belli bir gelirleri olsunlar. Zaten yarın öbür gün işte karanlık fabrikalarla, yapay zeka sistemleriyle insan gücüne çok fazla da gerek kalmayacak diye düşündüler. Sizce bu gerçekleşilebilir bir şey mi? Yani bazı filmlerde bunu zaman satın aldılar. Koymuşlar bazı bilim Evet. kurgu filmlerinde Doğru. insanların belli bir yani emek sarf ettikten sonra onların biyolojik saat işte kollarında vesaire bulunan biyolojik saatlere ekstra saatler ekleniyor ve yaşaması devam ediyor. Fakat her şeyi işte robotlar yönetiyor gibi. Belki bu seviyede olmayacak ama işte vatandaş maaşı ve karanlık fabrika seviyesi sizce olacak mı? Bunu öngörebiliyor musunuz? Şimdi bunu sorarken de sadece bilgisayar mühendisliği kişiliğinizi baz alarak sormuyorum. Yani bir yazarlık tecrübeniz de var. Hayal edebiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz, araştırıyorsunuz bir yandan da. O yüzden benim için çok da önemli. Yani sizin öngörünüz bu seviyede mi? Şimdi bir kere bu işte evrensel baz ücret dedikleri şey 60'lı 70'li yıllardan beri irili ufaklı dünyanın değişik ülkelerinde denenmekte olan bir şey. Yani Finlandiya son dönemde çok konuşuluyor ama hani Amerika'dan Kenya'ya ne bileyim işte İspanya'dan Kanada'ya kadar çok geniş bir spektrumda ufak ufak denenmiş. İşte 300 kişiyle denenmiş, 3000 kişiyle denenmiş vesaire gibi. Mesela en son bir örnek vereyim. Almanya'da geçen ay başladı. 120 kişi seçecekler ve her birine 1200 dolar euro verecekler her ay 3 sene boyunca Evet. ve deneyecekler. İşte 1380 kişi de kontrol grubu gibi onlara parayı vermeyecekler ama aynı testleri onlara da yapacaklar. İşte 3 sene boyunca 7 tane anket doldurman gerekiyor. Böyle bir şey var. 1,5 milyon kişi başvurmuş mesela Almanya'da bunun için. Şimdi burada temel şey şu, bir kere şunu tespit etmek lazım. Bu böyle konfeksiyon bir çözüm olamıyor. Her toplumun kültürel yapısı farklı. Aslında her toplumda birbirine yardım etme, bir dayanışma kültürü farklı isimlerle var. Mesela bizim kültürümüzde ne var? Yazın memlekete gidersin, memleketten kışlık erzak getirirsin. Evet. Şimdi bu da bir tür bu çerçevede ele alınabilecek bir şey. Mesela Almanya'daki bu işte projeyi kim finanse ediyor? Devlet finanse etmiyor. Gönüllü olarak böyle bir projeye bağışta bulunan,
50 euro, 100 euro ya da 1 milyon euro bağışta bulunan kurum ya da kuruluşlar ya da kişiler şey yapıyor. Yani bir destek kavramı. Ha, burada evrensel baz ücret devlet marifetiyle yapılıp daha yapısal hale getirilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir. Burada ilginç bir şey var. Yani böyle bir destek süreci çok iyi bir şey olarak değerlendirilebilir. Ama yeter ki hani kaşıkla verip kepçeyle alacak şekilde bir yapı olmasın. Yani Peki, bana ayda 1.000 lira asgari ücret veriyorsun ya da evrensel baz ücreti veriyorsun ama hani sokağa çıkıyorum ekmeğe 3 ayda bir %100 zam geliyor. Ya verme o 1.000 lirayı, o zammı da yapma yani. Dolayısıyla peki. da toplumsal motivasyonlar burada etkili olacaktır diye düşünüyorum. Peki, buradaki düşünceniz, hani ben iyi bir şekilde kullanabiliriz düşünceniz. İşte karnı tok düşünürlerin çıkması mı? Yani işte aristokratların çıkması gibi bir yani Yok, girişimciliği arttırır yani düşüncesinde. ben dürüstçe şunu söyleyeyim. Aslında bu toplumsal infiali önlemek üzere düşünülen bir şey. Şu an yani bunun böyle özellikle böyle bir pandemi döneminde Almanya'da, Kanada'da, İspanya'da falan bu dönemde başladılar bunları böyle pilot yapmaya. Bunlar böyle bir tür toplumun gazını alma şeyi. Yani IBM'in bir araştırması var. Gelecek 10 sene içinde diyor şu an çalışmakta olan iş türlerinin %100 değişecek. %90 insanlar işsiz kalacak. İşte şeyin Harari'nin bir tespiti var. Bugün diyor işte ilkokul seviyesinde olanlar hayatları boyunca diyor 3 ya da 4 farklı iş öğrenmek zorunda kalacaklar. Farklı meslek Evet. öğrenmek zorunda. Yani hani iş değiştirmek değil. Mesela diyelim ki sen bankacı olacaksın, ondan sonra gidip bambaşka çiftçi olacaksın, sonra başka bir şey olacaksın. Dört farklı paradigma öğreneceğini düşün. Biz şu an bunu birle götürüyoruz yani. Bir mesleğimiz oluyor, o mesleği götürüyoruz. Dolayısıyla da hayat işte bu anlamda daha bu pandemi öncesinde bile zaten giderek zorlaşıyor ve sıkışıyordu Evet. ekonomik olarak. Hani benim gönlüm şundan yana, hani bunu böyle toplumun gazını almak için değil, adil bir paylaşım olabilecek şekilde yapabilmek. Yani biz 100 lira kazanıyorsak 100 lirayı hepimiz belli bir vicdanları rahatsız etmeyecek bir şeyde kritere göre paylaşıyor olalım. Yani bir uçurum olmasın birlikte yaşadığımız toplumdaki bireyler arasında. Peki tam da böyle paradan bahsetmişken dijital dönüşümle para da dönüşüyor, değişiyor. İşte ilk başta biz dedik ki Bitcoin, ne de bu Bitcoin? İşte sanal para borsaları, işte bir anda aşırı derecede yükselen fiyatları zengin olan insanlar, bir anda para kaybedenler daha sonrasında düşünce. İnsanlar da sadece para gözüyle kaldı bu tabii. Arkasındaki işte blok zinciri gibi kısımlar biraz arka planda kaldı yani daha doğrusu. Hatta bir söz var işte işte asıl konuşulması gereken blockchain'di ama şiiri Bitcoin'e yazdılar diye bir tabir de var. İşte buna belki de şey de destek sağladı. JP Morgan işte dünya tarafından dünyanın her yerinde bilinen JP Morgan, biz bunlara inanmıyoruz diye bir açıklama yaptı. İşte biz bu blockchain sistemindeki paralara geçiş yapmayacağız dedi. Fakat daha sonrasında bir yandan gümüş biriktirip daha sonrasında kendi sanal parasını çıkartarak bir anda borsalarda yerini almaya başladı. Buradaki dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bu sanal demeyeyim, sanal az önce de kullandım belki de yanlış oldu. Biz o sanal paraları işte bankalarımızdaki online bankacılıktaki paralar da artık neredeyse sanal cebimize bir şekilde girmiyor. Fakat bu kripto paraları nasıl görüyorsunuz? Buradaki dönüşüm, değişim nasıl olacak? Şimdi para çok değerli bir kavram. Yani bir bağımsız devletin varlığı aslında
kendi parasına sahip olması ile ilgili bir şey. Şu an dünyada bir ekonomik sistem var. Bu ekonomik sistemin de güçlü oyuncuları var. Ve bu oyuncuların tabii zaman zaman zafiyete uğraması, işte 2008 Amerika krizi gibi bütün dünyayı artık etkiliyor. Hani bana ne ya Amerika'daki emlak krizinden diyemiyoruz artık. Çünkü herkes herkese yatırım yapıyor gibi bir Evet. tablo var ortada. Dolayısıyla da bir de şunu söylemekte fayda var. Bugün sanayi devrimi dediğimiz şey işte bu 18. yüzyılın son çeyreğinde aslında üç temel sac ayağının üzerinde yükselmiştir. Bunların biri biz teknoloji kısmını biliriz işte buhar makinesinin icadı diye. Evet. Bunun aslında bir ekonomik bir de siyasi bacağı var. Bu işin teknoloji bacağı ama işin ekonomik bacağında liberalizm aynı dönemde doğmuştur. İşte Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabı liberalizmin şeydir, ana kitabıdır. Burada bir Üçüncü, parantez açmak evet. istiyorum. Bu devrimlerin oluşmasında liberalizm ismi belki de o dönem kullanılıyor ama şimdi işte İstanbul'un fethiyle olan bir yeni bir çağ açılması da ben liberalizm olarak görüyorum. Yani liberalizm etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar rahatlıkla dinini yaşıyor. İşte parti kütüphaneleri yakıp yıkmıyor, daha büyük genişletiyor. Bilim adamlarını burada biliminizi rahatça icra edebilirsiniz, bilim üretebilirsiniz diye dünyadan bu insanları davet ediyor. Her ırkta kendi kültürünü yaşayabiliyor. Bence dünya tarihine baktığımızda liberalizm ismi belki sonradan doğdu ama ben bunun etkilerini hep o kırılmalarda gördüğümüzü düşünüyorum. Doğru bir tespit. Yani aslında onun belki entelektüel altyapısı farkında olmadan ta 15. yüzyıldan itibaren yani işte İstanbul'un fethi, Doğu Roma'nın yıkılması ve aslında o zamana kadar bir şekilde görünmez bir perdeyle ayrılan İstanbul'daki sosyo-kültürel bilgi birikiminin mecburiyetten biraz da Avrupa'ya göçmesi ve Evet. orada bir şeyleri tetiklemesi yani Evet. kültürde, dinde vesaire de 18. yüzyıla gelindiğinde işte ekonomi tarafında o. Bir de işin siyasi bacağı var. O da 1789 Fransız Devrimi. Yani aslında burada bu üçlü o zamana kadar daha oligarşik bir toplum yapısını yani belli bir Evet. zümrenin elinde olan maddi ve manevi zenginliği herkesin erişebileceği hale getirmiş durumda. Evet, Yani surların eskiden yıkılmasıyla evet. feodalitenin bitmesi gibi Evet. mesela siyasi Yani bacakları. tabii. Yani tarım toplumu ya da feodalite dediğimiz şeyden sanayi toplumu, modernizm ya da kapitalizm aynı kavramlar farklı bakış açıları. Şimdi benzer bir şeyi burada da görüyoruz. Yani şimdi burada kripto paralar aslında yeni bir liberalizm o anlamda baktığında. Evet. Yani paranın sahipliğini ulus devletten ya da devlet kontrolünden çıkarıp herkesin kontrolüne vermeyi hedefliyor. Blok zinciri mimarisi tam da burada devreye giriyor. Burada ilk akla gelen soru şu: nasıl güveneceğiz? Evet. Cevabı şöyle bulmuşlar. Yani güvenmek gerekliliğini ortadan kaldırırsak ne olur? Güven diye bir şeye gerek kalmasın. Nasıl yapabiliriz? İşte blok zinciri mimarisinde bugün mesela bir Bitcoin işlemi yapıldığında işlem blokları o blok zincirinin içindeki ağdaki bütün bilgisayarlara bir kopyası gidiyor. Zincire bir halka Evet. olarak ekleniyor. Ve o bloğun Bütün defterlere içindeki bütün yazılıyor. işlemler, bütün defterlere yazılıyor. Kriptolu olarak sen orada XYZ cüzdanından ABC cüzdanına 4000 Bitcoin gitti diye görüyorsun. Göremediğin şey şu: XYZ cüzdanı kime ait? Onu Evet. bilmiyorsun. Ama şu an yani işte balina diyorlar o işleri. Çok yüksek hacimli Bitcoin transferleri. Twitter'da bunu takip eden hesaplar var. Atıyor diyor ki 300 bin Bitcoin transfer edildi. Şimdi biz finans sektöründe şunu duyuyor muyuz? Bank of America'dan işte HSBC banka 4 milyar dolar transfer edildi. Ama kim kime gönderdi onu söyleyemeyiz. Bilmiyoruz bunu. Ama Bitcoin'de biliyorsun. Hangisi daha şeffaf şu an?
Yani bir de Bunun takip çeşidi. ederim. Tabii. Şimdi mesela bankalar bu işe niye hem uzak hem yakın? Bankalar şunu görüyor yani dünyadaki tabii finans sisteminin ana damarlarını bankacılık sistemi oluşturuyor. Böyle bir alternatifin doğması demek bankacılık sisteminin ortadan kalkması demek. Çünkü para peer-to-peer, yani benden size, sizden bana geliyor. Aracı bir kuruma ihtiyacımız kalmıyor gibi. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bugün dünya üzerinde herhangi bir noktadan herhangi bir noktaya 1 dolar transfer etmek istesen o işlemin içine bir Amerikan bankasının girmesi gerekiyor. Evet. Sebep Kendi bankanız var. Karşı tarafın bankası var. Bir de Amerikan bankası. çünkü doların sahibi Amerika. Amerika diyor ki benim param nereden nereye gidiyor? Ben bunu bileceğim. Eğer bir pound gönderiyorsan İngiliz bir bankasının devreye girmesi gerekiyor. Kayıtsal olarak işte bunu muhabir banka deniyor. Bankacı arkadaşlarımız var, eski dostlarım da seyrediyor biliyorum. Muhabir banka kavramıdır bu. Eğer bir Türk lirası gönderiyorsan da benzer bir şekilde bir Türk bankasının da olması lazım. Hani şimdi diyorlar ya dolar yerine yuan'ı mesela referans para yapalım. Bu ne demek olacak? Mesela atıyorum Rusya Arjantin'le bir petrol alışverişinde bulunacak. Ve diyelim ki bunu Yuan'la ödeyecek. Evet. Amerika bunu bilemeyecek. Ne oldu ya? Hani 4 trilyon euroluk, 400 milyar euroluk, Yuan'lık bir alışveriş oldu ama ben bunu bilemiyorum. Ama Çin Hatta biliyor. alışverişin ne kadar olduğunu bile bilmeyecek. Yani Aynen öyle. Dolayısıyla da kripto paralar bu anlamda çok dramatik bir şeyi sağlayabilir dünyada. Ha şimdi deniyor ki mesela özellikle yaş ileri olanlar, yaşı tutanlar diyor ki ya nedir bu Bitcoin? İşte bilgisayardaki şifreli alfanümerik karakter seti. Ya kardeşim bilgisayarları kapatsalar ne olacak bunlara? Uçup gidecek. Ya buna güvenilir mi? Ben de diyorum ki cebindeki kağıtlara nasıl güveniyorsun? yanıt İnsanların aklında şu kalmış. Diyor ki ama işte onun karşılığında altın var. Devlet garanti ediyor. Diyor ki ya cebinde 100 dolar varsa Amerikan devletinde 100 dolarlık altın var. Kötü haber şu. 1970 yılından beri öyle bir zorunluluk yok artık dünyada. Bunu Amerika başlattı ve bütün dünyaya yayıldı. Para bastığı kadar bir yere altın anladım. koymak zorunda değilsin artık. Peki devletler bu kripto paranın neresinde olacak sizce? İşte artık şirketlerin daha plana çıktığını söylüyoruz. Yani Bitcoin benzeri, daha doğrusu kripto para üreten JP Morgan gibi ya da Ripple'ın sahip olduğu Tabii. şirket vesaire gibi ön plana çıkacak dedik ama devletler neresinde olacak? Yani Yani devletler bu işe girmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Kendi parasını çıkartacak ama işte bir de bunun bir yandan da borsa kısmı var biliyorsunuz. Bu transferleri yapmanız için internet erişimimizin de olması gerekiyor. Zaman zaman Türkiye'de de yaşıyoruz. Sosyal medya kısıtlamaları geliyor. Belki de bir borsa erişimimizi kısıtlayacaklar gibi gibi evet. noktalarda düşünülmüyor değil. Siz ne düşünüyorsunuz, devletler ne yapacak buna karşı? Yani işin mimarisi ve felsefesi açısından baktığımızda şunu tespit etmemiz lazım. Bir aracıdan bahsediyorsak kripto para dünyasından bahsetmiyoruz demektir. Evet. Çünkü kripto para dünyasının, kripto paraların varlık sebebi zaten aracıyı ortadan kaldırmak. Bu ister bir banka olsun, ister Tanol ya da Doğukan olsun, ister bir devlet olsun. Fakat buna karşılık tabii ki diyelim ki bankalarda demin verdiğin örnekteki gibi ya da devletlerde yani onların da eli armut toplamıyor. Yani onlar da bir karşı atak yapacaklar. Ya, ne yapabilirler? Mesela kendi parasını kripto paraya dönüştürebilir. Yani diyelim ki Türk coin çıkarabilir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki bu konumunu korumasına sağlayacak mı sizce? Sağlayabilir ama hani artık o işe su katılmış olur. Yani hani o zaman hani tası tarağı toplayalım, bırakalım, gidelim. Yani hani çünkü artık
bir kripto paradan, bir aracısızlıktan falan bahsetmiyoruz. Çünkü hani ben şimdi hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tenzih ederek konuşuyorum. X başka bir ülkeden örnek verelim. Diyelim ki İran, Rusya, Hollanda, her neyse böyle bir para çıkardı kendisi. Evet. O düğmeyi kapattığı zaman o paraların hepsi yok abi kapattım ben dediğinde bunu yapabilir. Ben Aynen. şimdi sana başka bir örnek vereyim. Blockchain örneği de. Mesela blockchain'deki en kritik şey sadece para değerindeki ya da dijital altın diyelim ki hani bunun transferi değil. Değerli bilginin de güvenli bir şekilde, kriptolu bir şekilde transferi. Blok Evet. zincirinin temel mantığında bu var. Nedir değerli bilgi? Mesela kimlik bilgilerimiz, nüfus kağıdımız ya da Evet. mesela bir gayrimenkulün tapusu. Şimdi birkaç sene önce bir Orta Avrupa ülkesi, Orta Amerika ülkesinde olan bir olayı sana anlatayım. Bir sabah insanlar kalkıyor, işte tapu dairesine gidiyor, mallarını alacaklar, gayrimenkul satacaklar, alacaklar. Oradaki görevli diyor ki, ya sen bu tapuyu getirdin ama bu ev sana ait değil ki. Bu ev Gonzales'e ait. Ya nasıl olur diyorsun? Yani dededen kalma bu. Dededen bana geçti, babamdan bana geçti. Yok kardeşim diyor bak devlet kayıtlarında bu Gonzales'e ait. Devlet bir hafta sonra oturmuş bütün gayrimenkullerin sahiplerini değiştirmiş. Devletin kendisi. Yani bunu yapmasına da belki gerek yok. Ben de yaşadığım bir örneği anlatayım. Yakın bir başına geldi. Şirketlerin isim benzerliğinden dolayı şirkete ait olan bir arsayı isim benzerliği olan başka bir şirket gidip satıyor. Yani tapu dairesindeki memurun da bir yanlışlık yapma sonucu yani arsa Bitti. satılmış, yani paralar verilmiş. Bir yandan da başka birisinde de başka bir tapu var. Dediğiniz gibi karmaşıklıkları neden oluyor. Tabii. Bunu en çok şurada da etkisi olacak bize sigortacılık faaliyetlerinde. Onu da örneğini ben vermiş olayım. Öyle kapatalım. İşte yanmaz bilet alıyoruz. Bir uçakla seyahat yapacağız. Vesaire. Yanmaz bilet alıyoruz ama işte kaçırdık. İşte ya da bir şirket nedeniyle şirketin gecikmesi, şu su bu su ya da aracının bozulması nedeniyle ya da uçağın bozulması nedeniyle biz o uçuşu gerçekleştiremedik diyelim. İşte bunu satın almama rağmen yani ben o sigortayı biletime yaptırmama rağmen gidip benim ispat etmem gerekiyor. Aynı Evet. zamanda firmadan da bilginin doğru bir şekilde olarak aktarılması Evet. gerekiyor. Tabii bu çok büyük ve karmaşık bir sürece neden oluyor. Fakat işte blok zinciri gibi konularda biz akıllı kontratlar oluşturup Evet. işte uçuş faaliyeti zamanında gerçekleştirilmediğinde bilet parasını direkt iade et gibi akıllı sistemlerde ortaya Tabii. çıkartabiliyor. Tabii bu kadar Hayatımızda basit. böyle bir etkisi olacak. Tabii. Daha Peki. pratik bir örnek var. Mesela Walmart bunu Amerika'da bazı şubelerinde kullanmaya başladı. Gıda reyonunda rafta gördüğün herhangi bir meyvanın, sebzenin üzerinde bir barkod var. Barkodu bir şeyin uygulamasıyla, şirketin uygulamasıyla okutuyorsun QR kodu. Evet. O an orada durmakta olan meyvenin, sebzenin hangi eyaletteki, hangi şehirdeki, hangi Çiftçi. tarladan ne zaman hasat edildi? Hangi plakalı kamyonla nereye gönderildi, kaç günde geldi, transfer edilirken kamyonun sıcaklığı, hava şartları neydi? Bunların hepsini değiştirilemez bir şekilde blok Evet. zinciri şeyin içinde akıllı kontrat olarak, bilgi olarak görebiliyorsun. Bir Peki. başka örnek mesela yardım, işte bu Kızıl Haç vesaire Evet. dünyanın değişik yerlerine yardımda bulunuyor ve yardım paraları doğru yere ulaşıyor mu? Bir türlü şey yapamıyor. Böyle %30, %40 civarında bir kayıp var. Yani gönderilen her 100 liranın 30 lirası ihtiyaç sahibine ulaşmıyor. Blok zincirli Evet. uygulamalar geliştirilmiş. Sen 100 dolar ya da 100 lira bir yere bağışta bulunuyorsun diyelim ki. 3 gün sonra senin uygulamana şey düşüyor. Senin 100 liranın 30 lirasını şu an atıyorum işte Filistin'de bir X aile markette kullandı diye. Peki şimdi akıllı sistemler vesaire dedik kontratlar. Biraz da yapay zeka kısmına girsek bu konuda Tabii. çok iyi olur diye düşünüyorum. Ülkemizde çok fazla
yapay zeka kavramı karıştırılıyor. Yani akıllı sistem kelimesi de zaman zaman kullanılıyor. Fakat işte herhangi bir robotik sisteme sahip, yani robotik süreçleri idame ettirebilen herhangi bir yazılım sistemine de yapay zeka var bunda diyebiliyoruz ya da deniliyor. Sizin bu konuda düşünceleriniz nedir? Yani ilk başta bir Ya yapay zekayı tanımlayalım. Bu karmaşıklık sizce neden evet. oluşuyor? Daha da çeşitlendirebiliriz Evet. makine öğrenmesi vesaire gibi konularla. Tabii. Ya şimdi önce konsept kavram olarak şunu hatırlamamızda fayda var. Yani bu Alan Turing'in 1950 yılında yazdığı bir makaleyle başlayan bir hikaye bu. Makineler düşünebilir mi? Alan Evet. Turing 2. Dünya Savaşı'nda işte bu Almanların bütün mesajlaşmalarını kriptolu olarak kullanan Enigma cihazını çözen İngiltere'deki ekibin içinde yer alan matematikçi bir eleman. Bilgisayarların babası diye tabir Yani edelim. O şey, kavramsal evet. olarak evet. Yani orada o zaman elektronik değil, daha mekanik ama Evet. makineler düşünebilir mi? Ve şöyle bir kavramsal deney öneriyor. Diyor ki öyle bir makine olsa, o hep makine diyor da biz bu makineyi yazılım, donanım, yapay zeka adını ne Evet. koyarsan öyle bir şey canlandıralım kafamızda. Üç tane oda düşün. Bir odaya böyle bir makine koyuyorsun. Bir odaya bir insan koyuyorsun. Üçüncü odaya da birer birer denek alıyorsun. Deney ediyorsun ki bak diyorsun bu iki odanın birinde bir makine var, birinde bir insan var. Sen bunlara istediğin soruları sor. Ama sorular yazılı olacak. Hani görme ve işitme şeyi olmayacak. Onlar da sana cevap verecekler. Senden şunu istiyoruz. İstediğin soruları sorabilirsin. İstediğin kadar soru sorabilirsin. Sonuçta bize şunu söyle. Hangi odadaki insandı? Alan Turing diyor ki, deneklerin çoğunluğu makinenin olduğu odayı işaret edip de insan bu odada ders ediyor. İşte o makinede, o odadaki makine diyor, insan seviyesinde bir zekaya sahiptir. Şimdi bugüne geldiğimizde yani olayın üzerinden 70 sene geçmiş. O seviyeye geldik mi? Genel olarak baktığımızda o seviyeye gelmedik. Evet. İşte şu an bulunduğumuz seviyeye dar yapay zeka diyoruz. Alan Turing'in aslında o deneyinde önerdiği seviyeye gelmiş yapay zekaya genel yapay zeka diyoruz. Yani insan seviyesine gelmek, insandan ayırt edilemez hale gelmek. Şimdi bu konudaki insanlar ikiye ayrılmış durumda. Bir grup diyor ki işte bu sanayi dörtçüler, bizim diyor yapay zekayı bu seviyeye getirmemize gerek yok. Biz diyor bize hizmet edecek makine istiyoruz kardeşim. Karşı taraftaki görüş de diyor ki ya sen ne kadar öyle dersen de o bir yolunu bulur, daha da gelişir ve senin seviyene ulaşır. Şimdi Evet. insan seviyesine ulaşmak ne demek? Bunun bir adını koymamız lazım. Yani insan gibi böyle zeki ama insanın emrinde bir köle. Öyle bir şey değil. İnsan kadar zeki, aynı zamanda insan gibi hukuksal haklara sahip. Bağımsız, Hatta özgür bir birey yani. şu da çok konuşuluyor son zamanlarda. İşte yapay zekada etik kavramı, yapay Evet. zeka etiği gibi kavramlar da çok konuşuluyor. Bir araç bir kaza yaptığında o aracın üreticisi mi suçlu? Yapay zeka mı suçlu? Ya da yapay zekayı ortaya çıkartan, kodlayan kişi mi suçlu? Ya da Tabii. firma mı suçlu gibi? Bu kavramlar da çok konuşuluyor. Ya da işte her zaman sıkça sorulur böyle bir tren rayı var. Yol ikiye ayrılıyor. Tren işte bir tane zengin birisine ya da bir diplomata ya da gelecekte diplomat olacak birisine mi çarpsın yoksa 5 kişiye mi çarpsın? Bu kavramları da yapay zeka üzerinden konuşmaya başladık. Dediğiniz gibi Evet. sadece işte zeka kısmı değil, hukuki işte alanda da değil, bir yandan da etik kavramının olduğu, hukuksal hakların olduğu değil, etik kavramının olduğu bir yapay zekadan bahsediyor ama hangi etik kavramının olacağı tartışılıyor. Evet, şimdi tabii bu etik kavramı bir altta gerisinde şunu varsayıyor. Yapay zeka hiçbir zaman genel seviyeye, insan seviyesine ulaşmayacak. O hep bir köle seviyesinde kalacak. Köle seviyesinde kaldığı süre boyunca da
bir cezai ehliyeti olmayacağı için bir suç işlediğinde ben bu suçun faturasını kime keseceğim? Onu üreten fabrikaya mı? Onu kullanan, ona direktif veren biri varsa ona mı? Kime keseceğim? Yapay zekanın kendisine niye suçu kesmiyorsun, cezayı? Onun ehliyeti yok. O çünkü köle. Şimdi bu zaten Endüstri 4 şeyi, paradigması. Burada tabii bu açıdan konuyu tartışırsak şunu tespit etmemiz lazım. Yani bir otonom arabanın varlık sebebi zaten şu anki kazaların belki %99'unu ortadan kaldıracak. Evet. Yani biz şimdi gittik, bugün dünyada olan kazaların %99'unu ortadan kaldıracak bir çözüm bulduk. Ya ne kadar iyi bir çözüm. Bundan acaba insanlık nasıl yararlanırdı tartışmak yerine diyoruz ki, peki madem o %1 kazayı yaptığında faturayı kime keseceğiz? Evet, bunda çok Ya hani, haklısın. ya bir dur, önce bir şeyi hazmet ya. Yani %99'u ortadan kaldırdın. Bunu mesela havacılıkta da görüyoruz. Yani Evet. kazaların nedenleri çok fazla araştırılıyor. Kaza sayısının az olması ve dijital verilerin çok fazla olmasından Evet. dolayı söylediğiniz oranlarda genelde insan hatası. Yani Evet. CRM kısmında biz bir sorun yaşıyoruz. Yani herhangi bir mekanik arıza bile olsa onun zamanında tamir bakım onarımını yapmayan ya da yanlış bir cihaz takan insanlardan kaynaklanıyor. Tabii. Yani dediğiniz gibi belki de o %1'lik, %10'luk, işte %90 faydasını elimizin tersiyle itip %1'lik, %10'luk kısmını konuşup oraya takılıyoruz genelde. Yani bence biz insanlık kültürünü oluşturan bireyler olarak şunu düşünmemiz lazım. Yani karşımızda bizim gibi haklara sahip olacak ama ölümlü olmayacak bir canlı türü çıktığında biz nasıl yaşayacağız dünyada? Nasıl davranacağız? Kültürümüz, toplumsal yapımız nasıl değişecek? Yani şöyle Sıkıntı düşün etmeyecek mesela mi peki? Sizin tabiriniz. efendim? Sizin tabirinizle ıskartaya çıkacak mıyız peki? Ha yani ıskartaya mı çıkacağız? Yani düşün, yan yana iki tane oturuyor, insan oturuyor, biri şey, iki canlı oturuyor, biri insan, biri robot. Orada bir şey var, biri boğuluyor. Diyorsun ki robota, git kurtar şunu, sen kurtarsana, ben niye gideyim diyor mesela. Evet. Haklı. Haklı, ikimiz de eşitiz yani hani. Ama biz istiyoruz ki hayır, biz emir verdiğinde hani yakala Joe şeklinde o gitsin, halletsin, gelsin. Şimdi bunun daha kötüsü de var tabii. Uzmanlar diyor ki bu iş buraya gelirse, ki parantez açıp söyleyelim, bu 70-100 sene içinde olacak bir şey, hemen yarın olacak bir şey değil diye öngörüyorlar. Ama diyorlar bu seviyeye gelirse daha da ileri gidip insanın da ilerisine geçecek süper yapay zeka haline gelmesi çok daha kısa olacak. Yani artı 10 sene diye insanı da geçecek. İşte o zaman insan ıskartaya çıkabilir. Yani Evet. şöyle düşün, elini vicdanına koy, düşün. Yani bir canlı formu geldi, bilişsel kapasitesi olan, işte interneti ya da öteki bütün dünya üzerindeki var olan bilgi kaynaklarının hepsini taradı. Hani Fifth Element'te vardı ya, kadın böyle bütün hikayeyi bir anda okuyordu. Evet. Ve insanlıkla ilgili bir fikir sahibi oldu. Sen şimdi o formda bir canlı türü olsan, elinde de onlara hükmedecek ya da onlara istediğini yapacak, dersin ki ya bu canlı türünü yok etmek lazım ya. Bu kendi türüne de zarar veriyor, doğaya da zarar veriyor. Öyle değil mi? Evet, haklısınız. Belki de Mars'ta yaşam arayışlarımız bu nedenledir Evet abi, birileri oraya kaçmaya çalışıyor da daha kolayı var. Titreyip kendimize gelelim ya. yani. Dünyayı güzel hale getirelim. Yani hani kutuplardaki buzları daha erimeden engelleyemiyoruz. Yani iklim değişikliğini daha kabul edemedik. Yani hani robot, ya gelsin robot, gerçekten gelsin. Hak ediyor ya, helal olsun. İnsanlık hak ediyor bunu yani. Bunun savaşını mı vereceğiz? Yok abi, beni öldürme. Ya ne faydan var kardeşim dünyaya? Pandemi ortaya çıkıyor, İstanbul'dan Uludağ'ın zirvesi gözüküyor vesaire. İşte bir yandan işte Boğaz'da nadir olarak gördüğümüz yunuslar haliçe giriyor. Artık işte Evet. haliçte görebiliyoruz. Doğa kendini yeniliyor. İnsan onu bozmaya devam etmediği sürece. Dediğiniz gibi yani belli noktalarda bu zararı azaltarak Evet. sirkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor ama bunu bir türlü başaramadık. Evet, Yani. yani hani çok basit aslında. Yani hani bu, ben işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme süreci gibi bunu yorumluyorum bazen. Yani bu sadece Türkiye özgü değil. Bir ülke bir Avrupa Birliği'ne girecekse
İşte değil mi? Bir şey var. Yani hukuksal Standart. yapısını dönüştürmesi gereken kanunlar, uygulamalar, şunlar bunlar var. Uyumluluk sağlamak için. Böyle bir kriter bu da. Yani hani ya yapmamız gereken şey belli insanlık olarak. Hani bunu yapmıyoruz yani. Yapmayı tercih etmiyoruz. Açgözlülüğümüzden. Çok net o da yani. Şimdi bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor Evet. ya. Benim de konuşmaktan çok keyif alacağım. Hatta bunu burada dile getirmekten çok keyif alacağım bir şey. İşte eskiden CEO, gelecekte DEO dedik. Yani DEO kısmı sizce işte bu uyum sağlama süreci midir? Hatta DEO nedir? Bir tanımını Evet. yaparsak dinleyicilerimize çok daha iyi olur düşünüyorum. Ya bu endüstri dörtçüleri biraz korkutmak için icat ettiğim bir laf o. Çünkü bu endüstri dörtçüler hani ya mavi yakalılar işte işçiler, fabrikada çalışan işçilerin yerine robotlar yapacağız, robotumsular yapacağız vesaire. Ya kardeşim onu yapmak daha zor. Daha kolayı aslında beyaz yakalıyı değiştirmek. Şimdi Evet. sen çok uluslu 10 bin kişinin çalıştığı global bir şirketin içinde çalışan bir kişisin diyelim ki. Senin o şirketin CEO'su olan en tepedeki kişisini hayatta o şirkette çalıştığın sürece yüz yüze görme, onunla konuşma olasılığın var mı? Çok düşük. Ha, o Çok senin nadir. için, ha, o senin için bir kavram yani. Hani o bir yerde oturuyor, o bir kararlar veriyor, onun ekibi o kararları uyguluyor. Ve sen de o kararlardan olumlu ya da olumsuz olarak etkileniyorsun o şirkette çalışan birisi olarak. Oradaki kişinin tek bir işlevi var. Karar vermek. Evet. Şimdi ben sana oradaki karbondan yapılmış insanı alayım. Ondan 100 kat daha iyi karar verecek başka bir şey vereyim. Sen o şirketin hissedarı olarak hemen getir abi demez misin bana? 100 kat daha iyi. Bu bir digital executive officer olabilir yani. DO olabilir. Evet. Ve bunun insan olmasına gerek yok yani. O karar verecek sadece. Bilgiler ona gönderilecek. O da diyecek ki böyle yapın, böyle yapmayın. Şu adamı atın, Tanol'u atın, Doğukan'ı alın yerine. Kıymetlendirecek bir şekilde analiz Ve edecek. evet ve şunu da söyleyeyim sana. Şimdi mesela işte bu 2008 Amerika'daki krizde yıllarca ciddi bir şey oldu. Ya bu CEO seviyesinde Amerika'da çalışan insanlar işte kendi primlerini vesairelerini hak etmek için ekonomiyi batırma bahasına bir sürü kararlar aldı diye çok ciddi şey oldu. Yani bu CEO'ların paketlerini indirelim, şöyle Evet. yapalım, böyle yapalım. Yani bu açgözlülük paket büyüdükçe daha da büyüyor. Şimdi bunlardan hiç böyle bir şeyi olmayan ağzı var, dili yok. Sadece elektriğini ver, hani arada bir yağla falan böyle tozunu al. O canıma minnet. Peki son 5 dakikamız. Evet. Siz de eğitim sektöründe çalışıyorsunuz Evet. sonuçta. Hatta Türkiye'nin en gözde liselerinden birinde çalışıyorsunuz. Kolejlerinden birinde. Bu dijitalleşmede eğitim nasıl yol alacak? Son 5 dakikamızda onu ayıralım derseniz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Bize faydalı oldu mu? Biz bunu yönetebiliyor muyuz? Ve ne seviyelere çıkarabiliriz? Bunu öğrenmek isterim. Yani ben hani genel olarak şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Sadece hani benim okulum için değil ya da Türkiye için değil, bütün dünya için. Aslında şöyle böyle çok durgun hani çarşaf gibi deriz ya böyle bir denizde biz yüzüyorduk. Evet. Ve bir anda bir tsunami geldi. Ve şu an ilk tepkimiz yani dünyada eğitim kurumlarının öteki kurumlarda, sektörlerde olduğu gibi bir kere ilk tepkisi şu. Hani deniz çarşaf gibiyken nasıl durabiliyorduysam bir kere aynı şekilde bir durayım. Hani bir Evet. düşmeyeyim, yalpalamayayım, önce bir ayakta durayım. Ondan sonra da bu dalgalı denize göre pozisyonumu nasıl dönüştüreceksem ona göre bir dönüştüreyim. Şu an kurumlar aslında daha bu ilk evrede ve bu ilk evrede hani yalpalayıp düşenler de oldu o anlamda. Ama altyapısı sağlam olan, süreçleri sağlam olan, ekibi sağlam olan kurumlarda hiç ertesi gün ondan etkilenmemiş bir şekilde yeni normale ayak uyduracak şekilde hayatını devam ettirdi. Bu tabii hikayenin sonu değil.
aslında bu hikaye yazmamız için bize zaman kazandırdı. Hikayeyi şimdi yazmamız gerekiyor. Yani bizim oturup Evet. öğretmen evde, öğrenci evde ya da işte öğretmen okulda, öğrencilerin yarısı evde, yarısı okulda. Bu modellere göre en iyi eğitim ve öğretim sürecini nasıl icra edebiliriz yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Yani çünkü yüz yüze sınıfta olduğundaki o sinerji, o ne bileyim kolaborasyon, işbirliği, öğrenciyi konsantre etme, odaklandırma, bu silahlar gitti. Ama bunun Evet. yerine daha farklı, daha güçlü araçlar gelebilir. Burada işin felsefesinin, işin mantığının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunları işte demin en başta da onu konuştuk. Her sektörde bu yeni normale göre yeni paradigmayı fırsata çevirenler işte yeni dünyanın şampiyonları olacak. Hani bunun en basit örneği işte bu Zoom firması. Yani işte çok aslında temel bir kavram, video konferans işi. Hani bir sene önce konuşsaydık derdik ki ya ne gerek var buna? Yani video Evet. konferansı bu firmayla mı icat edildi? Yok. Sektöre Dijital giren üniversiteye sonuncu de ne firma gerek var? ya. Dijital üniversiteye de ne gerek var? Ha? Mesela Evet. bizim de 2 senedir ya ilk Türk üniversitesi olarak karşılaştığımız bir kavram. Aynen öyle. Ve yani bu kavramlar daha öne çıkacak. Bir kere en temel stratejik konuyu söyleyeyim sana. Artık öğrenme sonlu bir sürede olup başlayıp bitecek bir şey değil. Evet. Hayat boyu Çok devam mutlu edecek bir söylüyorum. şey. Yani tamam ben sana bir sertifika veririm, bir diploma veririm ama bu bir kilometre taşı, yolun sonu değil. Eğitim Yolun kurumları başlangıcı belki aslında. de evet özellikle üniversiteler kendini buna göre dönüştürmesi gerekecek. Ben seni hukukçu yaptım, ben seni mühendis yaptım ama bu iş burada bitmedi. Ben şimdi kendimden örnek vereyim sana. Ben 1989 yılında mezun oldum. Yani üniversitede öğrendiğim şeylerin belki %30'unu, %20'sini iş hayatında hayata geçirdim. Üniversitede belki de sadece bir disiplin öğrendiniz. O disiplin Evet. sizi yeni şeyler Evet. öğrenip uygulamaya yönlendirdi. Evet. Yani çok sonra yani 15-20 sene sonra geriye dönüp süreci analiz ettiğimde şunu gördüm. Aslında ben aynı donanımla, aynı eğitimi alarak akademisyen olsaymışım, belki de öğrendiklerimin %80'ini kullanabilecekmişim. Evet. Ama özel sektöre geçtiğimde ya da iş hayatına atıldığımda %20, %30. 3 sene sonra zaten hiçbir şey. Her şey Evet. sıfır. Her şey kendin öğrenerek gidiyorsun. Şimdi öyle bir üniversite düşün. Diyor ki sana 4 sene eğitim veriyor. Ama diyor ki işte atıyorum her sene 4 hafta ya da ne bileyim yıl boyunca hafta sonları esnek bir şekilde. Yani şimdi Netflix gibi bir web sitesinde ne zaman canın isterse o zaman seyrediyorsun değil mi diziye? Böyle bir üniversite modeli düşün. Bizde Yapacağın, de öyle. alacağın şey belli. Evet, istediğin zaman al. Ama hayat boyu. Evet. Ben sana 50 level veriyorum. Yani bunu bir belki oyunlaştırmak gerekiyor. Hani ilk 4 senede atıyorum 10 level bitirdin. Tamam. Ama level'lar hiç bitmeyecek bu arada. Yani her hafta yeni level Evet. ekleyen oyunlar var ya onun gibi. Ya bu bitmeyecek yani. Yani çünkü bunu bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Son 20 saniyemiz vesaire. Ben çok teşekkür ederim Ya ben katıldığınız teşekkür için. ederim beni davet ettiğiniz için. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok 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 keyifli bir sohbet oldu. Ben çok İnternet keyif kırılıyor şu an. Bakıyorum 4 milyar kişi bizi izliyor. Müthiş bir rakam. aldım. Maşallah. Ben saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür Eyvallah ederiz Doğukan, çok sağ ol. yazı Herkese çok katıldığınız için. selamlar, saygılar. İlk online Türk Üniversitesi olarak biz de herkese iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.